Dostlar, herkese selam. 0 kilometre otomobil pazarında neler oluyor? Yani artık çok daha net bir şekilde bazı şeyleri görmeye başladık. Bundan önceki yani Ağustos ayındaki satış rakamları çok gerçekçi veriler değildi. Çünkü Türkiye'de üretim yapan fabrikalar neredeyse ayın tamamında kapalıydı. Yani bakıyorum mesela Tofaş 4 haftaya yakın bir süre kapalıydı. Diğerleri 2 hafta, bazıları biraz daha uzun kapalıydı. Onun için böyle Ağustos'ta ortaya çıkan 85 bin adetlik 0 kilometre otomobil satışı çok gerçekçi bir veri değildi. Peki Haziran-Temmuz satışlarında sonuçlar neydi? 110 bin adetin üstüne çıkmıştı satışlar. Bu yani Türkiye otomotiv pazarında sahip olduğumuz en yüksek rakamlar oldu. Rekorları paramparça ettiler. Hem aylık satışta hem de toplam satışta 0 kilometre pazarında rekorlar arka arkaya kırıldı. Ağustos ayında elde edilen sonuç da en iyi Ağustos ayı anlamına geldi. Yani o ayda da satış 110 binden 85 bin seviyelerine gerilemiş olsa bile en iyi Ağustos sonuçlarından bir tanesini elde ettik. Şimdi benim için de önemli kriter Eylül ayıydı. Eylül ayıyla ilgili otomotiv firmalarının yöneticileri, pazarlama ekipleriyle yaptığım görüşmelerde 85 bin 90 bin arası bir satış bekleniyor. Yani 85 bin olursa işte Haziran'a Temmuz'a göre satışlar işte nasıl 10 oradan 15 buradan 25 bine yakın düşmüş olacak. Yani 0 kilometre otomobil satışlarında aşağıya doğru bir ivme söz konusu olacak. Hatta yıl sonu beklentisine baktığım zaman Ekim, Kasım, Aralık satışlarında da 0 kilometre satışlarının geçtiğimiz dönemlere döneceğini düşünen yöneticiler var. Yani toplam mesela tamam 1 milyonu her halükarda geçecek gibi görünüyor pazar. Ama hani 1 milyonu çok fazla değil de işte 1 milyon 50 bin falan gibi tamamlanması bekleniyor. Bu sonuç toplam satışlara baktığımız zaman Ekim, Kasım, Aralık ayı için düşük satış rakamları anlamına geliyor. 0 kilometre otomobil pazarında o ne gelirse satılıyor, ne getirirsek satıyoruz dönemi bitti. Artık 0 kilometre otomobillerde satılmak için bir kabiliyet, bir hüner gerektiren bir hale geri döndü. Ya bu şey değil, ekstrem bir olay değil. Zaten otomotiv pazarında olması gereken bir şey. Bundan önceki aylarda yaşadığımız gariplikti. Yani otomobil alsatçıları, otomobilden para kazanmaya çalışanlar, otomobille yatırım yapmaya çalışanlar falan gibi şeyler oldu. Bu süreçte sıklıkla söyledik zaten. Söyledim özellikle. Otomobil yatırım aracı değildir. Otomobil bir ihtiyaçtır. Yani bunu defalarca söyledim. Bir kez daha söylemiş olayım. 0 kilometre otomobil pazarında da satışlar artık hızını kesti. Gazdan ayağını kaldırdı. Normal seviyesine, belki Ekim, Kasım, Aralık biraz daha düşük bir seviyeye gerileyecek diye öngörülüyor. Peki en çok merak edilen şeylerden bir tanesi 2024 yılında ne olacak? Ya 2024 yılında biliyorsunuz hani bazı yöneticiler şey demişti, felaket senaryosu falan. Sanırım o gerçek olacak gibi görünüyor. Çünkü pazardaki satış beklentisinin böyle 700 bin, 750 bin seviyelerinde olacağını düşünen insanlar karşıma çıkmaya başladı. İnsanlar derken yöneticilerden, otomotivin pazarlamasında yer alan insanlardan söz ediyorum elbette. Bu kötü bir rakam değil. Geçmişe dönüş. Ama hani bu yılla karşılaştırıldığında bu yılın yanına bile yaklaşamayacak. Hatta işte 1 milyon 50 bin bile olsa 300 ile 400 bin adet arasında bir satış düşüşü yaşanacak anlamına geliyor. 0 kilometre otomobil pazarında da şimdilik, bunların hepsi şimdilik, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Şimdilik beklentiler bu yönde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.